Bunlar olması gerektiği için yapılan işler olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü 12 yıllık süreci en iyi sizler yaşadınız. Bu ülkenin yaşamış olduğu, geçirmiş olduğu badireleri sizlerle beraber yaşadık. Eğer başbakanımız olmasa hiçbirimiz bir şey ifade etmiyoruz. Tabii bazen insanlar kendilerinde çok şeyleri görüyorlar. Ama onlar bilmiyorlar ki kendi şahıslarıyla sahaya çıktıkları zaman, bir makama aday oldukları zaman belki eşlerini bile oylarını alamayacaklar. Bunu da bu kanadı da taşımak gerekiyor. Çünkü bizler 12 yılda çok ciddi mücadeleler verdik. Bu mücadelelerde AK Parti kadroları darbecilere karşı mücadele verdi. Bir takım güç odaklarına karşı mücadeleler verdi. Bir takım halk hareketlerine karşı mücadeleler verdi. İşte bu şu an yaşadığımız 17 Aralık süreciyle de beraber çok farklı, çok değişik ve anlam bile veremediğimiz bir mücadelenin içerisinde. Bakın dün akşam yabancı bir kanalın işte Türkçe altyazı olarak seyrettiğimizde saatlerce Türkiye'ye konuştular. Sanki konuştukları Türkiye bizim Türkiye'miz değildi. Tamamen Suriye'ye benzeyen yangın yeri gibi bir ülkeyi anlatıyorlardı. Tabii 12 yılda bu ülkeyi her noktada kalkındıran ve en övündüğü nokta ekonomi olan bir hükümeti, bir partiyi kendi silahıyla vurmaya çalışıyorlar. O yüzden bizler bu kadar ciddi mücadeleler varken kendi mücadelemizi kendi noktamızda bu sığ sularda harcamamız lazım. Biz bütün enerjimizi ve motivasyonumuzu ümmetin çocuklarının yüzünün yere bakmaması için yapmamız lazım. Bu milletin yavrularının makus talihini kırmak için yapmamız lazım. Yoksa ben ne olmuş, o ne olmuş, bu ne olmuş? İleriki birileri olacak, birisilere oluşulacak. O istilerde AK Parti kendini bulacaktır. Ama şunu da unutmayalım ki meclis üyeliği sadece AK Parti'de bir görev ifade etmek için tek araç değildir. Meclis üyeliği bir teşkilat görevidir. Ve AK Parti'de çok da ehemmiyetli bir görevdir. Meclis üyeliği sadece belediyeye ayda iki gün gitmek değildir. Meclis üyeliği her gününü Esenler halkına ve Esenler'deki AK Parti teşkilatına verme aracıdır. Eğer ben ayda iki gün meclis üyeliği yapmak için meclis üyesi olmak istiyorum diyen varsa bugün burada kendisini tanıtmasın. Bugün burada ben sadece iki günde gelen kardeşime biz şimdiden izin verelim, müsaade verelim. Biz şunu istiyoruz. Bizim meclis üyelerimiz işine gücünü bırakarak her an Esenler halkıyla meşgul olması lazım. Esenler halkının sıkıntılarını belediyemize, belediye başkanımıza ulaştırması lazım. Esenler'in sokaklarını gezmesi lazım. Çukurlarını bilmesi lazım. Elektriklerini görmesi lazım. Yani meclis üyesi Esenler halkının gören gözü olması lazım. Duyan kulağı olması lazım. Konuşan ağzı olması lazım. Ve sadece bu da yeterli değil. Bizim Esenler meclis üyemiz olan AK Partili kardeşlerimizin teşkilatımızla her daim görüşmesi lazım. Her an telefonla iletişim kurması lazım. Toplantısına katılması lazım. Yere düştüğü zaman yerden kaldırması lazım. Biz böyle meclis üyeleri hazırlıyoruz. Biz kimseye makam vermiyoruz. Biz kimseye şeref vermiyoruz. Biz sizlerin o koltuklara anlam kazandırmasını istiyoruz. Sizlerin o koltuklara ehemmiyet vermesini istiyoruz. Yoksa meclis üyeliği olur. Bu salondaki herkes de olur. Elhamdülillah hiçbir sıkıntı yok. Ama gençlerin yanında meclis üyemiz olacak. Kadınlarımızın yanında olacak. Öyle ayda bir gelen, iki ayda bir giden, toplantıya gelmeyen meclis üyesi istemiyoruz. Bu dönem bazı eksiklerimiz, hatalarımız bizden de kaynaklı olabilir. Ama öbür dönem teşkilatımız meclis üyesine gelmezse, görevini ifa etmezse yakasına yapışır. Ben bunu çok net söylüyorum. O mesuliyeti alın. Hayatınızda sadece bir deney olarak ben Esenler Belediye Meclisi'ni yaptım demeyin. Bu belediyenin yönetiminde siz de olun. Bu belediyeye destek olun. Belediye başkanımızla, onun kadrolarıyla uyumlu çalışın. Bu noktada bütün gücünüzü verin. Çünkü siz Esenler'de yaşayan 500 bin insanın mesuliyetini üzerinize alıyorsunuz. 500 bin insanın mesuliyetini, hakkını üzerinize alıyorsunuz. Eğer o hakkı layıkıyla yerine getirmezseniz bu millet bugün sormazsa yarın mahşerde size bunu sorar. Biz bu hassasiyete sahip meclis üyeleri istiyoruz. İlla ki hepimizin bir yerlerde bir tanıdıkları, bir dostları, bir kardeşleri vardır. İlla ki herkesin bir abisi, amcası vardır. Ama biz bunu kabul etmiyoruz.
Bizim kabul ettiğimiz ölçü hizmet ölçüsüdür. Esenler'de emek harcama ölçüsüdür. Bu noktada Meclis Üyesi adayı kardeşlerimizden bunu gözeterek aday olmuşlar. Aday adayı olarak bize güç vermişlerdir. Ben kendilerine hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten Meclis Üyesi aday adayı olmak önemli bir meziyettir. Bu partiye bir güç vermenin mesuliyetidir. Bundan dolayı onlara binlerce kişi teşekkür ediyorum. Ama bu teşekkürümüzü seçildikten sonra, 5 yıl sonra da yapmamız lazım. 5 yıl sonra gençlik kollarımızla beraber seçmen ziyaretimiz olduğunu görmemiz lazım. Kadın kollarımızla beraber bir sohbette görmemiz lazım. Mahalle teşkilatımızın her derdinde yanlarında görmemiz lazım. Halkımız her aradığında ona ulaşması lazım. Bu tipten meclis üyeleri arzu ediyoruz. İnşallah böyle oluşur. Böyle oluşması için dua edelim hep beraber. Çünkü bazen bizlerin de, sizlerin de gücünün yetmediği anlar ve dakikalar, saniyeler olacaktır. Hep beraber dua edelim. Nasıl belediye başkanımızdan 5 yıldır memnunuz ve bakın o kadar önemli ki işini iyi yapmak. İşini iyi yaptığın zaman bir tane aday bile karşına çıkmıyor. Bakın bu çok önemli. İstanbul'un her ilçesinde 13 tane, 15 tane, 17 tane adayı duyduk. Ama Esenler'de duymadık bir tane. Yok muydu insan? İnsan var. Ama insanlar sevmese de sevmese de takdir ediyorlar. Takdir ediyorlar ve hakkı hakkına teslim ediyorlar. Bu adam işini doğru yapıyor diyorlar, onun yanında oluyorlar. Karşısına geçmiyorlar. Bizim de meclis üyelerimiz seçildikleri takdirde inşallah amacımız ve temennimiz AK Parti öyle güçlü bir aile ki Esenler'deki 37 meclis üyeliği 37'sini de alabilecektir. Bu güç var, bu kudret var, bu halkın desteği var. Allah'ın bu noktadaki teveccühü var sevgili kardeşlerim. İnşallah öyle güzel bir 37 kişi seçelim ki onlar her daim devam etsinler, işlerini doğru yapsınlar, düzgün yapsınlar. Bu noktada da inşallah birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Listeler oluşacak, sahaya çıkacağız ve listeye giren de girmeyen de, yeri arkada veya önde olan da herkes aynı şuur ve bilinçle çalışması lazım. Bugün nasıl böyle büyük bir kalabalık, böyle bütün meclislerimiz burada, 19 Şubat günü de burada olması lazım. O zaman AK Partili olduğunu anlarız. Eğer 19 Şubat günü birisi bizim yanımızda değilse veya başka yerlerdeyse o anlıyoruz ki AK Partili değil. O menfaat için bizle beraber olmuş, menfaatleri yerine gelmediği için gitmiş. Bu göze bakarız. Tabii çok da uzatmak istemiyorum. Bu akşam uzun bir akşam olacak. 100'ün üzerinde 130 tane meclis üyesi aday adayımız tek tek buraya çıkıp sizlere kendilerini takdim edecekler. Ben onlara teşekkür ediyorum aday adayı oldukları için. Ve Allah onları gönüllerine göre versin diyorum. Teşkilatımıza da bu sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun demek üzere akşamlarım. Sağ olun, var olun. Gençlik kolları, kadın kolları başkanımız, sevgili hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu toplantının hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün 2014-2019 yılları arasında Esenler'de AK Parti'yi yerel anlamda temsil edecek arkadaşlarımızla ve bu arkadaşlarımızın tanıtımı ile ilgili bir toplantı vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle bu toplantıda konuşacak, bu toplantıda kendisini tanıtacak arkadaşlarımıza gönül diliyle konuşmalarını ve gönül diliyle gönüllerimizi buluşturmalarını na vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Arkadaşlar, AK Parti'de meclis üyesi aday adayı olmak, AK Parti'de bir şeyi temsil ediyor olmak ya da AK Parti'de bir şeyi temsil ediyor olmak için talip olmak aslında sadece ve sadece bir belediye meclis üyeliğine talip olmak anlamını taşımıyor. Bugün bu akşam bu toplantıyla ilgili başkanımız konuşmasını yaparken bu toplantıda ne konuşulmalıdır diye kendi kendime düşündüğümde şu sorunun cevabını aramaya çalıştım. Örneğin 2009 yılında ben aday adayı falan değildim. 2014'te aday adayı oldum. Her ne kadar farklı başka bir aday olmasa da aday adayıydı. Resmi prosedür öyleydi çünkü.
Kendi kendime şu soruyu sordum. 2014 Mart yerel seçimlerinde çok da güçlüydün. Karşında da aday adayı da yoktu. Nasıl ki 2009 yılında hiç aday adayı olmadan git Esenler'den aday ol dendiyse, 2014'te Mart seçiminde de ey Göksu gel bakalım seni biz aday yapmıyoruz deseler ne yaparım diye bir soru sordum kendime. Sorduğum soru ve aldığım cevap şu. Bugün hangi heyecanla AK Parti için çalışıyorsam o gün daha büyük bir heyecanla çalışırım. Çünkü bizim için ulaşacağımız bu dünyadaki makamlar aslında ulaşmak istediğimiz öbür taraftaki büyük makamların birer bilek atıdır. Tabiri caizse taşıdığımız ya da oturduğumuz makamlar bizi öbür tarafa taşıyacak buraktır. Ya da bizi taşıyacak burak değil ya da ateşten bir sırattır. AK Parti'de seçilmiş olmak, bakın, AK Parti'de seçilmiş olmak bir başka XYZ partisinde seçilmiş olmayı ifade etmez. AK Parti'de seçilmiş olmak gerçekten ateşten gömlektir. Niye biliyor musunuz? Buradaki kardeşlerimiz adaydı. Buradaki kardeşlerimiz, teşkilattaki kardeşlerimiz. Hiçbir dünyalık beklentisi olmadan, hiçbir beklenti içerisine girmeden, gece ve gündüz, 5 yıl boyunca sağıma döndüğümde gördüğüm, soluma döndüğümde gördüğüm bu arkadaş. Ve bu arkadaşlar, bakın, İstanbul'da AK Parti, Esenler'de AK Parti teşkilatı mensubu olmak çok farklı bir şuurdur. Ama Esenler'de AK Parti teşkilatının bir mensubu olmak çok daha fazla onur ve gurur vesilesidir. Ben bugüne kadar 5 yıllık belediye başkanlığı süresi içerisinde onurla ve gururla şunu ifade ediyorum. Ne bir AK Parti teşkilat mensubu arkadaşım, ne de bir belediye meclisi arkadaşım bana bugüne kadar gelip de çiğ diyebileceğim, bu teklif de yapılabilir mi diyeceğim bir teklifle dahi gelmemişlerdir. Bundan daha güzel, bundan daha onurlu bir şey olamaz. Ben onun için burada oturan kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Meclis arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, şehir bir insanın hayatını devam ettirdiği ve bir insanın hayatının şekillendiği yerdir. Ve şehir bir insanın hayatındaki beklentileri karşılığını bulduğu yerdir. Şehir böyle tarif edilir. Bir insanın hayatının hayatındaki karşılıkları bulunduğu yer olarak şehir tarif edilir. Şimdi siz bir insanın hayatındaki talep edeceği ya da hayatındaki beklentilerinin karşılandığı bulunduğu yer olarak şehri tarif edecekseniz, bu şehre de hizmet etmek istiyorsanız o zaman siz de doğal olarak şu tanımın içerisinde yer alıyorsunuz. İnsanın hayatının ve hayatındaki beklentilerini karşılamak üzere vazifelendirilmiş insan olarak kendinizi tanımlıyorsunuz. Bu hayatın beklentisi içerisinde her şey var. Her şey var. Ama en önemli bir şey var ki o da naz makamı olmasıdır. Sitem size çekeceksiniz. Naz size çekeceksiniz. Beddua size duyacaksınız. Dua da size bunu da duyacaksınız.
Hayırsız beddua sahibine gider, o ayrı bir şey. Ama en büyük dua da size gelir. Fakat ben bütün meclis arkadaşlarıma hep söylediğim bir cümle. Bakın, seçilmiş olmak çok güzel bir duygu olabilir. Çok güzel etiket taşıyor olabilirsiniz. Güzel bir duygudur. İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesinde belediye başkanı olmak iyi bir duygudur, bakın. Havası iyidir, onu da söyleyeyim. Meclis olmak da güzel bir duygudur. İyi bir histir. Ama bir de öbür tarafı var. 500 bin insan öbür tarafta benden hak talep ettiğinde vereceğim cevap hazır mı? Aynı şeyi seçilenlerden de isteyecekler. Ben 500'ün sorumluluğunu taşıyorsam siz de 500 veri 16'nın sorumluluğunu taşıyacaksınız. Onun için Hazreti Mevlana'nın şu sözünü unutmayın. Hayatta olmak talep ettiğiniz şeyi olmak değildir. Belki başarmak olmadan olmak istemediğiniz şeyi olmaktır. Bunu bilemezsiniz. Ve Kur'an'ın ifadesiyle kendi hakkınızda hayırlı gördüğünüz şer olabilir. Şer gördüğünüzde hayır olabilir. Bunu bilemeyiz. Hayrın nerede olduğunu biz bilemeyiz. Bakın, Türkiye bir aydan beri büyük bir felaket yaşıyor. Büyük bir kaos yaşıyor. Büyük bir bunalım yaşıyor. Ortalama Türkiye %1 küçüldü. Ve insan olarak baktığımızda aslında biz büyük bir dram yaşıyoruz. Çöküntü yaşıyoruz. Ama sonuçta şunu diyoruz. İnşallah bunun sonu da hayırla sonuçlanacak diyoruz. Sonunda hayır umuyoruz. Hayır umuyoruz. Çünkü hayrın ve şerrin nerede olduğunu biz bilmiyoruz. Bunun için seçilmişliğe talip olmak bu anlamda çok zor bir şeydir. Buna talip olmak yiğitliktir ve yürek ister. Bu yiğitliği gösterdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Ancak bir şey daha ifade etmem lazım. Şimdi AK Parti'de belediye başkan adaylarımız açıklandı. Her ilçede adaylarımız kesinleşti, deklar edildi. Şimdi duyuyorum. Efendim, X ilçesinde şu adam olsaydı daha iyi olabilirdi. Olabilir. Fakat o adam olmadığı için şimdi şu partiyle flört ediyormuş. Bak ne kadar isabetli olmuş o adamın olmaması. Değil mi? Bir insan bir partiye aday olma bağıyla bağlanmamalı. Bir insan bir partiye önce gönül bağıyla bağlanmalı. Ne dersin Kasım abi? Evet. Önce gönül bağıyla bağlanmalı. Her şeyiyle bağlanmalı. Ben her şeyiyle varım demeli. Her şeyiyle buradayım demeli. Bunu derse zaten Allah onun önünü açar, merak etmeyin. Allah onun önünü açar. Bilin ki kalplerin sahibi olan Allah'tır. Siz istediğiniz zihninizden neyi geçirirseniz geçirin. Bu kalp var ya, bu kalp hiç yanılmaz. Hani lokantalarda yazar ya, mide yanılmaz diye. Kalp hiç yanılmaz. Kalp hiç yanılmaz. Bazı insanlar vardır, konuşurken sıkılırsınız. Sıkılırsınız. Bir önce gitse dersiniz. Niye? Çünkü ağzından çıkanla buradan geçen farklı. Ağzından başka şey, bal dökülüyor ama buradan zehir geçiyor. O zannediyor ki karşıdaki anlamıyor. Anlar. Hiç merak etmeyin siz. Öyle değil mi Murat? Sen acık tasavvuf bilirsin. Bu öyledir. Eğer ağzından bal dökülüyorsa, şuradan irin akıyorsa, bil ki ağzından çıkan bal değil, buradaki hissedilir, buradaki. Hissetmiyor musunuz siz? Hissedilir bunlar. Hazreti Musa'nın duası çok önemlidir. Onun için Hazreti Musa
kürsüye çıktığı zaman, ümmetine hitap ettiği zaman ilk söylediği dua, Allah'ım benim gönlümle beni dinleyenlerin gönlünü buluştur. Gönüllerimizi aç, gönüllerimizi buluştur. Sözlerimizi buluştur demiyor, gönüllerimizi buluştur diyor. Biz gönül dünyasında buluştuk. Gönül dünyasında buluşan insanlar olarak 5 yılda Esenler'de, 10 küsur yılda Türkiye'de çok önemli mesafeler kat edildi. Şimdi Allah nasip ederse biz yeni bir koşuya, yeni bir heyecana, yeni bir maratona hazırlanıyoruz. Ve bu hazırlandığımız maratonda biz kahramanlar arıyoruz. Hangi kahramanlar? Elini taşın altına koyacak, Üstad Necip Fazıl'ın tabiriyle sağına soluna bakmadan ben varım diyen kahramanlar arıyoruz. Ve bu kahramanlar kendi geleceğini değil, bu toplumun geleceğini düşünen, kendi geleceğini değil, bu medeniyetin geleceğini düşünen, kendi geleceğini değil, bu insanlığın geleceğini düşünen ve bu insanlığın geleceği için adım atacak kahramanlar arıyoruz. Çünkü Esenler çok önemli. Esenler Türkiye seçim sonuçlarını etkileyecek nüfus potansiyeline sahip. İstanbul seçim sonuçlarını etkileyecek nüfus potansiyeline sahip. Biz kendimize ahdettik. Seçime kadar gece demeden, gündüz demeden, sağımıza solumuza bakmadan büyük bir aşkla çalışacağız. Ve her bir kapıyı çalacağız. Derdimizi anlatacağız. Dertleşeceğiz çünkü bizim derdimiz var. Derdimiz var bizim. Niye derdimiz var? Bu ülkede ne kadar gözü yaşlı varsa, bu ülkede ne kadar mazlum varsa, bu ülkede ne kadar mağdur varsa, bu ülkede ne kadar hakkı çiğnenmiş insan varsa, onun hakkını tutup kaldırmak bizim görevimizdir. Bizim görevimiz. Bunun için biz bu uğraşı, bu mücadeleyi vereceğiz. Bu mücadeleyi verirken Esenler'de belediye başkanlığını kazanmak için vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi verirken bu büyük mücadelenin içerisine, tabiri caizse bu havuzun içerisine en fazla suyu nasıl taşıyabiliriz? Bunun mücadelesini vereceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Herkese anlatacağız. Esenler'de AK Parti'ye oy verme ihtimali %10 bile olan kişi varsa onu da yana gideceğiz. Onu da yalvaracağız. Gerekirse onun elini öpeceğiz. Niye onun elini öpeceğiz biliyor musunuz? Bu toplumun geleceği için. Çocuklarımızın geleceği için. İnsanlığın geleceği için bunu yapacağız. Bunu yapacağız biz. Ve Allah'ın izniyle Esenler'de biz bayrağı, AK Parti bayrağı en yukarı dikeceğiz. En yukarı. Çıkabilecek en üst noktaya dikeceğiz. Bunu birlikte yapacağız. Bunu birlikte yapacağız. Az önce başkanımız söyledi. 18 Şubat'tan önce bu toplantı nasıl böyleysek 19 Şubat'taki toplantıda da er kişileri göreceğiz. Er kişileri. Er kişileri göreceğiz. Bunun için ben öncelikle meclise aday olan kardeşlerimize hakkınızda hayırlı olan Cenab-ı Hak nasip etsin. Amin. Hakkınızda hayırlı olmayacaksa size de nasip etmesin. Esenler'e hayırlı olacaklara nasip etsin. Biz Allah'ın izniyle bu toplantıyı haseten ve özellikle olmasını arzu edenlerden bir tanesi. Sebep de şudur efendim. Normalde biz yarın mülakat yapacağız. Mülakatta teker teker sizleri dinleyeceğiz. Ancak sizinle gönül bağı kurması gereken öncelikli kitle buradakiler. Bu kardeşlerimizi tanıması lazım. Gönül bağını kurması lazım. Bu çok önemli bir şey. Bunun için dedik ki teşkilatımız birebir tanısın. Teşkilatımız birebir görsün. Çünkü bazı kardeşlerimiz teşkilatımızı tanımayabilir. Size Elif var.
Ve burada gerçekten Esenler'in hayırlı olan, Esenler'e katkı sağlayacak inşallah kardeşlerimiz seçilirler. Burada seçecek olan tabii bir sürü taraflar var. İlçesiydi, iliydi, genel merkeziydi. İnşallah en doğru şekilde kararlar verilir. En isabetli isimler seçilir ve en isabetli isimlerle beraber biz bu seçim maratonunu götürürüz ve inşallah Esenler'de de bu bayrağı en yüksek noktaya inşallah birlikte taşırız. Diyor hepinizi. Allah'a emanet ediyorum ve saygılar. Değerli ilçe başkanım, değerli muhterem belediye başkanım, başkan yardımcılarım, meclis üyelerim ve meclis yeni üyeler, adaylarımız, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, ben Abdülkadir Akyol, Kadir Gecesi doğmanın herhalde hikmetidir ki ilk olarak ben çıktım buraya. 1965 Kırşehir Çiçekdağ doğumluyum. İstanbul'da hıfzımı tamamladım. Sonra İstanbul İmam Hatip Lisesi, Fatih İmam Hatip Lisesi'ni 1985 yılında bitirdim. Akabinde kısa bir dönem memurluk yaptım ve Mısır El Ezher Üniversitesi Usulüddin Fakültesi tefsir bölümünü bitirdim. Türkiye'ye 91 yılında döndüğümde öğretmen oldum ve 1996 Şubat'ında diploma değişikliklerimizi iptal edilerek öğretmenlikten bizleri aldılar. Sonra ikinci bir okul olarak tekrar İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim. Yine öğretmen oldum. Şimdi ise özel bir kurumda öğretmenlik yapmaktayım. ...1977 İstanbul doğumluyum, aslen Sivaslıyım. Siyasete Refah Partisi Gençlik Kolları'nda Esenler'de başladım. 2001'de AK Parti'nin kurucularından 30 kişiden biri olma şerefini bugüne kadar taşıdım. Ömrüm boyunca da taşıyacağım ilçe başkan yardımcısı olarak. 2001'de görev aldım. 2004 yılında meclis üyesi oldum. 2009 yılında tekrar meclis üyesi seçildim. 2009 yılından bu yana da Esenler Belediyesi... Hayırlı akşamlar diyorum. Adım Abdullah Beyrek. 1974 Ordu doğumluyum. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Esenler Ordu'lar platform başkanlığı yapıyorum. İstanbul'daki federasyon ve platformunda görevliyim. İki dönemdir AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Halen kendimi o şekilde görüyorum. Masada olmasak da gönlümüz beraber. Allah gönlümüzü bir ev olanlardan, hizmet edenlerden eylesin. Hayırlı işler diyorum. Herkese başarılar diliyorum. Arkadaşlar. Esenler Belediyesi'nde Sayın Başkanımıza aktif danışman olarak görev yaptım. Son olarak 10 saniye iki konuda size teminat vermek istiyorum şahsım adına. Birincisi meclis üyesiyim. Meclis üyeliğinin ne olduğunu gördüm, bildim. Eğer önümüzdeki dönem Esenler'e faydalı olmayacağımı bilseydim Allah'ı şahit tutarım ki ben aday olmazdım tekrar. Bu konuda temin ediyorum. İlk orta lise eğitimimi Esenler'de tamamladım. Üniversiteyi 1993 yılında İzmir'de Endüstri Mühendisliği'nde okudum. Mezun olduktan sonra değişik görevlerde bulundum. Kısa süreli ayrılıklar olsa da tekrar Esenler'e döndüm. Şu anda Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'de stok yönetmeni olarak çalışıyorum. AK Parti'nin Esenler'e yapmış olduğu sosyal ve diğer faaliyetler, refah düzeyini artırıcı faaliyetlerde her zaman için görev almakta niyetliydim. Bundan sonra da talibim inşallah herkese hayırlı olur.